Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pillerden bahsedeceğiz. Hem şarjlı hem de şarjsız pillerden bahsedeceğiz. Genel olarak şarjlı pillerin nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Pil çeşitlerinden bahsedeceğiz. Onun dışında şoklama nedir, işe yarar mı ondan bahsedeceğiz. İsterseniz videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk önce şarjlı pillerden başlayalım. Tarihte ilk şarjlı pil bir kuru aküydü. Yani normal arabalarda kullanılan tipteki bir aküydü. Yani en eski akü çeşidi, en eski teknolojik akü çeşidi kuru aküdür. Yani bu tarz arabalarda kullanılan aküdür. Standart aküdür. Diğer pillerden daha eskidir ve bu piller çok hassas piller değildir. Aynı zamanda diğer pillere nazaran da güvenli pillerdir. Tabi bu 12 volt 7 amperlik bir akü olduğu için kısa devre akımı çok yüksektir. Yani 60 ampere kadar kısa devre akımı çıkabilmektedir. O yüzden kısa devre yapılırsa bu pil çok iyi bir senaryo ortaya çıkmayacaktır. Çünkü 60 amper bir kabloyu çok kolay bir şekilde yakabilir ve 60 amper çok yüksek bir akım. Onun dışında şu şekilde küçük bir pil de var. Bu iki hücreli bir pil. İki hücreli bir kuru akü. Şu şekilde görüyorsunuz. İki tane hücresi bulunmakta. Şu şekilde odak yapalım. Evet, böyle. İki tane hücresi var şurada. Ve bu hücre 4.2 volttur. Full şarj olduğunda. Normal bu lityum iyon piller gibi 4.2 volta kadar şarj olur. Fakat bu piller lityum iyon pillerden kullanması biraz daha kullanışlıdır. Çünkü bu pilleri direkt olarak 5 voltla şarj edebilirsiniz ve 5 voltta USB ile çalışan bir şeyle çok kolay bir şekilde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor bu. Fakat bu lityum iyon piller için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü bunların kimya içindeki kimyasal yapısı 5 volta şarj edilmeye uygun değil. 5 volt buna bu tür pillere verirseniz patlayacaktır ya da şişme durumları olacaktır. Bu pillerde ne kadar voltaj verirseniz o voltaja kadar gelmeye çalışır lityum iyon pillerde. Atıyorum 4.2 volt verdiniz, 4.2 volta kadar gelmeye çalışır. 5 volt verdiniz, 5 volta kadar gelmeye çalışır. Tabi 4.2, 4.3 voltun üstüne çıktığında lityum iyon pillerde patlama riskleri bulunmaktadır. Yani 5 volta şarj etmeye çalışırsanız bu tarz lityum iyon pilleri ya da lityum polimer pilleri büyük ihtimalle patlayacaktır. Fakat bu kuru aküler için aynı şey geçerli değil. Bunlara ne kadar voltaj verirseniz verin, akımı sınırladığınız sürece bu piller sıkıntısız bir şekilde şarj olacaktır. İsterseniz siz bu pile 220 volt verin ama akımı sınırlarsanız yine de şarj olacaktır. Önemli olan bu pillerde akım sınırlanması. Bu pillerde akım sınırlandığında atıyorum bu 5 voltla şarj ediliyor. Zaten 5 voltla şarj edildiğinde yaklaşık üzerinden 200 mA gibi bir akım geçiyor. Ve bu pil içinde çok yüksek bir akım değil bu. Çok yüksek bir şarj akımı değil. Çok yüksek bir şarj akımı olmadığı için de 5 voltta bir akım sınırlayıcı olmadan bu pilleri şarj edebilirsiniz. Tabii kuru aküler için geçerli bunlar. 2 hücreli bir akü bu. 4.2 voltluk. Ve bu aküde bir bozuk bir ışıldaktan çıkma bir akü. Ve bu aküde ilk baş tamamen 0 volt veriyordu. Hiçbir akım vermiyordu. Tamamen ölüydü yani. Fakat ben bunu 5 voltla şarj ettikten sonra şu şekilde göstereyim. 2 saatlik bir şarjdan sonra pil eski haline geri döndü. Şu şekilde multimetreyi de ölçelim. Evet, 3.89 volt. Bu pil şu anda tam dolu değil. Fakat bir yükü çalıştırabilecek durumda. 3.89, 3.9 volt. 4.2 voltta bu piller fulleniyor. Tabii bu 2 hücreli bir pil. Bu kuru akülerin tek bir hücresi tamamen şarj olduğunda 2.1 volttur. Genelde internette bu pillerin işte tek hücresinin 2.3 voltun üzerinde şarj edilmemesi gerektiğinden bahsediliyor ama bu bilgi çok da doğru bir bilgi değil. Çünkü
akım sınırladığınızda bu pilleri istediğiniz voltajda şarj edebilirsiniz. Zaten akımı sınırladığınız için pilin yeterli olan voltaja düşecektir. Atıyorum buna 220 volt 100 miliampere sınırlarsanız bunu, atıyorum 220 voltluk bir şeye bağlarsanız 100 miliampere de sınırlarsanız 100 miliamper çekecektir bu pil ve voltajda yaklaşık 4.2 volta düşecektir. Full 100 miliamper çektiği için akım sınırlı olduğundan voltaj düşümü olacaktır güç kaynağında. Onun dışında bu piyasada oldukça sık bulunan 12 voltluk aküler bulunmakta. Bu 12 volt 7 amper bir akü. 7 amper saat daha doğrusu. 7 amper demek doğru değil. 7 amper saat bu pilin değeri. Çünkü bu üzerindeki değeri akım değeri değildir. Çalışabileceği zaman değeridir. Yani 7 amper saat şeklinde tabir edilir. Bu akünün voltajını ölçecek olursak bu yarı dolu bir akü. Yarısına kadar doldurulmuş bir akü bu. Bu da 12.81 volt. Bunları, bu akülere kısa devre etmemeye çok özen göstermeniz gerekli. Çünkü bu aküler kısa devre akımları çok yüksek olduğu için çok kolay bir şekilde kabloları yakabilir. Onun dışında bu akülerde herhangi bir 15 volt, 16 voltluk bir güç kaynağı ile şarj edebilirsiniz. Fakat burada akünün üzerindeki yazan akım değerinin üstüne çıkmamanız gerekiyor. Maximum Initial Current bölümünde bu akım yazmaktadır. 2.1 amperin altında bir şarj akımıyla şarj etmeniz gerekiyor yazıyor. Yani bu akünün maksimum şarj akımı 2 amper diyebiliriz. Yani 2.1 amper diyebiliriz. Fakat 2 amperle şarj ederseniz tabii akünün ömrü yavaş şarja göre daha kısalacaktır. Biraz daha kısalacaktır. Yani normal bir şekilde çalışacaktır akü ama yavaş bir şekilde şarj ederseniz, atıyorum 1 amperle falan şarj ederseniz daha sağlıklı olacaktır bu akü. Multimetremizi kapatalım. Onun dışında şöyle şarjsız pillerden değinelim. Bu şarjsız piller genelde 1.5 voltluk alkalin piller olmaktadır. Bu 1.5 voltluk alkalin pilleri de neredeyse her şeyde kullanılıyor. Ve bu piller kesinlikle şarjsız pillerdir. Yani şarj edilmemesi gerekmektedir. Eğer şarj edilirse pil çok ısınabilir, akma yapabilir ve hatta patlayabilir. Genelde alkalin pillerde patlama durumları olmaktadır. Çok yüksek şarj etmeye çalışırsanız. Heavy duty tip pillerde genelde patlama durumları olmaz fakat çok fazla ısınırlar ve şarjlı olmazlar bu piller. Yani bu pillerin şarj olma özelliği yok. Kullanat pillerdir bunlar. Peki bu pilleri bittiyse biraz daha kullanmamıza yarayan bir teknik var. Fakat bu alkalin pillerde çalışmayan bir teknik. Heavy duty pillerde çalışan bir teknik bu. Heavy duty pillerde pile bir baskı uyguladığınız zaman, yani pili bir ezdiğiniz zaman içinde bir miktar akım olacaktır ve eğer kumandanızın pili bittiyse birkaç saat daha kumandanızı çalıştırabilecektir. Fakat bu alkalin pillerde işe yaramaz. Çünkü alkalin pillerin dışı sert metal bir kasadır. Çok sert olduğu için de ezebilme ihtimaliniz neredeyse yok gibi bir şey. Ezerseniz de zaten bunun içinde basınç olduğu için ya şişer ya da patlar. O yüzden alkalin pillerde bu işe yaramaz. Heavy duty pillerde ama bunu kullanabilirsiniz. Bu tekniği. Tabii kısa süre için geçerli bu teknik. Uzun süreli çok bir akım vermeyecektir pil. Onun dışında diğer bir şarjlı pil olan nikel kadmiyum ve nikel metal piller bulunmaktadır. Bu nikel metal bir pil. İki tane seri bağlanmış bir nikel metal pil. Bu nikel metal pilin bir tanesi, yani şu bir tane hücresi 1.5 volttur. Yani 1.5 volta kadar şarj edilir. Bu bunların şarj edilme tekniği de aynı bu aküler gibidir. Fakat bu pillerde bu şarj etme tekniğini kullanırsanız çok yavaş şarj olacaktır. Yani 5-6 saatte falan anca şarj olacaktır. Daha hızlı şarj etmek istiyorsanız bunlar için özel devreler var satılan. O devrelerde özel
çipler bulunmaktadır ve pili özel bir şekilde şarj etmeye yarayan çiplerdir bunlar. Ve o özel şarj aletleriyle de 2 saatte şarj edebilirsiniz bu pilleri. Tabi bu iki seri bağlanmış bir pil. Normal bir tane AA kalem pil boyutunda, iki tane seri bağlanmış. Şu şekilde. AA kalem pil boyutunda ama iki tane seri. Yani bunu bir tane pilde çalışan bir şeye takarsanız yakabilir. O takacağınız şeyi, atıyorum bir mouse'a takarsanız yakabilir. Çünkü bu 1.5-1.5-3 volt verecektir mouse'a. 1.5 voltla çalışan mouse'u da yakabilir yani. Bu pil tabi aslında bir şarjlı bir pil değil. Yani şimdi normal AA pillerin yerine takılabilecek bir şarjlı bir pil değil. Yani yine şarjlı bir pil ama AA pil yerine kullanılamayacak bir pil. Bu bir bozuk tıraş makinesinden çıkan bir pil. 3 volt çalışıyor motoru. O yüzden bu şekilde 2 tane seri pil bağlamışlar ve bu pillerin tanesi de 550 mAh kapasitesinde. Şu şekilde voltajını da göstereyim isterseniz. Bu nikel kadmiyum ve nikel metal pillerde BMS devresine ihtiyacınız yoktur. Güvenli pillerdir. Evet, şu anda bu bitik bir pil, o yüzden 2.6 volt veriyor. Fakat bu pili de şarj edersek tekrar eski haline dönecektir. Bu pillerde dediğim gibi BMS'ye ihtiyaç yok, fakat bu pillerden çok fazla kısa devre yapmanızı önermem. Çünkü 4 ampere kadar, 5 ampere kadar akım verebiliyor bu piller. Yine ince kablolu bir devreniz varsa devre elemanlarınız falan yakabilir. O yüzden bu pilleri de yine de kısa devre etmenizi öneririm. Yani kısa devre ederseniz ısınacaktır. Ama çok da bir şey olmayacaktır. Sadece devre elemanlarınıza, kullandığınız devredeki devre elemanlarınıza kısa devre ettiğiniz zaman zarar verebilir. Onun dışında nikel kadmiyum piller bulunmakta. Bu nikel kadmiyum pil tek bir hücre. Bu 1000 mAh'lik bir pil. 1000 mAh saatlik bir pil. Şu şekilde voltajını ölçelim. 1.1 volt. Bu da neredeyse bitik bir pil. Bunların nominal voltajı 1.2 volt'tur. Yani üzerinden akım çekildiğinde full şarjlı bir pilin üzerinden maksimum akımı çekildiğinde 1.2 volta kadar düşebilmektedir. Bu normaldir. 1.5 volta kadar da şarj edilebilmektedirler. Fakat bu pillerde bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da bu pilleri tamamen boşalttıktan sonra şarj etmeniz gerekiyor. Yani tamamen pil boşaldıktan sonra şarj etmeniz gerekiyor. Yoksa bu pillerde hafıza durumu oluşacaktır. Hafızada da atıyorum pil yarısına kadar şarj ettiniz. Daha doğrusu yarısına kadar kullanıp daha sonra tekrar şarj ettiniz. Pil bu şekilde şarj ettikten sonra geri kalan şarj etmediğiniz yarısını görmemeye başlıyor. Bu hafıza durumu oluşuyor bu pillerden. Yani bu pilleri tamamen boşaltıp tamamen şarj etmeniz gerekiyor. Böyle biraz sıkıntılı bir piller. Fakat kullanması da oldukça kullanışlı pillerdir. Özellikle kumanda gibi şeylere takarsanız, AA kalem pille çalışan kumanda gibi şeylere takarsanız çok uzun bir şekilde çalışacaktır. Onun dışında lityum iyon piller bulunmaktadır. Bu lityum iyon piller diğer şarjlı pillerden çok daha ayrı bir pildir. Yani çok daha özel bir pildir. Bu pillerin çok yüksek kapasiteleri ve çok yüksek deşarj akımları olabilmektedir. Fakat en tehlikeli pil çeşididir. Bu piller BMS ile kullanılması gerekmektedir. Özel şarj aletleriyle kullanılması gerekmektedir. Bu pillere direkt olarak 4.2 volt vererek şarj edemezsiniz. Yani şarj edersiniz ama pilin ömrü çok hızlı kısalacaktır. Pil voltajı düştüğü zaman bir kısa devre gibidir. Neredeyse bir kısa devre gibidir yani. Bir güç kaynağına bağladığınız zaman 4.2 volt, atıyorum bu 2.8 volta kadar kullanılan bir pil. 2.8 volt bitmiş bir pili 4.2 volt bir güç kaynağına bağlarsanız 3 amper 4 amper akım çekecektir ve bu pil içinde çok zararlı bir akımdır. Çok zararlı bir akım değeridir. Pilde şişme durumu olabilir ve hatta pil çok küçükse pilde patlama durumları olabilir. O yüzden 4.2 volt vererek direkt olarak şarj edemiyorsunuz bu pilleri. Diğer lityum iyon piller hakkında bahsettiğimiz videoda
Bunlardan zaten bahsetmiştik, bu pillerin nasıl şarj edilmesi gerektiğinden, BMS kullanılmasının gerektiğinden de bahsetmiştik. Bu pillerde bu nikel kadmiyumlarda olduğu gibi hafıza durumu bulunmamaktadır. Bunun dışında bu pil çeşitleri dışında pil şoklama diye bir şey var. Bu pil şoklama bir işe yaramaz arkadaşlar. Bu pil şoklamayı genellikle pile yüksek voltaj vererek ve yüksek akım vererek 1-2 dakikalık bir işlem yapmaktadırlar. Fakat bu uzun vadede pil sağlığı için zararlıdır. Hani kısa da vadede bir pil kurtarabilir. Atıyorum şu şekilde bir kurabaküyü belki kurtarabilir. Ama bu işlem lityum iyon pillerde hiçbir işe yaramaz. Sadece pilin ömrünü kısaltacaktır. Bu işlemi yaparsanız bu işlem tehlikeli bir işlemdir lityum iyon pillerde. Çünkü bunlara yüksek voltaj veriyorlar. 5 volt gibi voltajlar veriyorlar bu pillere şoklama yapmak için. Ve pilde yaklaşık 8-9 ampere kadar akım çekiyor bu işlem esnasında. Tabi normal bir USB'den şarj etmeye çalışırsanız o kadar fazla akım çekemeyecektir. Ve bu pilleri çok uzun sürede şoklama işlemine tabi tutarsanız, tabi bu piller zaten şoklama yapılmaması gereken piller, fakat çok yüksek şoklamada bırakırsanız bu pillerde patlayacaktır. Çünkü 4.3 voltun üstüne çıktığında bu pillerde kimyasal bozulmalar oluşmaktadır. Fakat hani belki şu nikel kadmiyum, nikel metal pilleri ve şu şekilde kuru akülleri belki kurtarabilir. Fakat çok işe yarayıp yaramadığı kanıtlanmamış bir yöntemdir. Yani pil şoklama çok bir işe yaramamaktadır. Tabii bunu da bilmek lazım. Bir pil tamamen bozulduysa o pilin fiyatı üzerine tamir edemezsiniz. Çünkü bu piller bozulduğunda, içindeki kimyasal değişiklikler olduğu zaman çok özel sıvılar kullanmak gerekmektedir. Çok özel ekipman kullanmak gerektedir. Ve bu ekipmanları satın almak yerine yeni bir pil almak daha mantıklıdır. Peki bu şöyle bir nokta var bu kuru akülerde. Bu kuru akülerin kapağı bu şekilde açılabiliyor. Ve burada kapakçıkları var. Bu kapakçıkları çıkartarak, eğer akünüzün öldüğünü düşünüyorsunuz ya da kapasitesi çok kaybettiyse, içine karbonatlı suyla aküyü yıkayabilirsiniz. Yani çok etkili olmayacaktır ama aküyü bir miktarda olsa kapasitesini iyileştirebilir. İlk günkü gibi olmamasına rağmen, olmayacağından çok etkili olmayacaktır, fakat kapasitesini bir tık daha iyileştirebilir. Atıyorum bu akünün kapasitesi bitmiş durumdayken, hasar görmüş durumdayken 500 mAh ise, bu karbonat yöntemiyle belki 700 mAh'e falan çıkabilir. Fakat kapasitesi iki katına falan çıkmaz, yani 1000 mAh olmaz. Çünkü o pilin kimyası biraz bozulduğundan ilk gününe dönemez arkadaşlar. Onun dışında bu şarjsız piller hakkında, buzdolaba koyunca daha yavaş şarj gidiyor falan diye bir nokta var. Bu pilin çok fazla ısınmaması gerekiyor. Yani bu tip pillerin çok fazla ısınmaması gerekiyor. Çok fazla ısınmadığında bu pillerden yüksek verim alabiliyorsunuz. Yani eğer bir yaz gününde bu pil, atıyorum 30 derecelik bir ortamda 3 amper verebiliyorsa, atıyorum bir 20 derecelik ya da 15 derecelik bir ortamda 3.5 amper verebilir. Yani buzdolabını koyunca daha efektif çalışıyor olabilir bu piller. Fakat çok da etkili bir yöntem değildir. Yani işe yarayabilir ama pilin kimyasına göre yaramayabilir. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pillerden bahsettik. Şarjlı ve şarjsız pillerden bahsettik. Nasıl şarj edilmesi gerektiğinden bahsettik. Ve pil şoklamadan bahsettik. Onun dışında bu alkalin pillerin şarj edilip edilmemesi gerektiğinden bahsettik. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.